Şimdi bir de bir platform kurulmuş. Tarih dersleri miydi? Neydi adı? Resmi var bende de. Tarih değil de bir şey. Birinizin haberi yok. Uyuyorsunuz ya. He? Ha, tarih okulu kurmuşlar. Bu tarih okulu, tamam. Bu tarih okulunda bir küçük resim var, 8-10'luk. Bir büyük resim var herhalde 30 falan. Burada kimler var? 350 lira da para veriyorsun cehenneme girmek için. Üye oluyorsun. 350 lira yatırıyorsun, üye oluyorsun. Oradan ilim öğreniyorsun. Bu platformda kimler var? Baş, Halis, Aydemir. Tanıdıklarınızdan, benim size tanıttıklarımdan yani. İkinci, Mehmet Görmez var. O bir Melikşah mı bilmem ne var Fatih'te. Bizim İsmaila'da okuyan, benden ders okuyordu. Bir de baktım onlar resim çekmişti. Adam, evrim bile olabilir diyor ya. Şalvarlı cübbeli gitmişler. Nereye gidiyoruz yahu? Nereye gidiyoruz ya? Yahu siz benim dersime oturdunuz, okuduk orada. Tefsir okuyoruz. Aynı hafta gitmişler o Melikşah denen adam. O da var orada. O da var orada. Şimdi burada bu resimde, tarih okulu resminde İsmail Ağa'nın büyük hocalarından biri var. Şu anda İsmail Ağa'nın en başında bulunanlardan biri var. O da oraya üye olmuş. O da orada ders veriyor. 350 liralık üyelik olan siteye. Ben onun para alıp almadığı hakkında konuşmuyorum. Bilgim yok. Bilgim olmayan bir şey de konuşamam. Para da alabilir. Bir insan ders okutsa, para alsa caizdir. En helal rızkıdır. Onu da konuşmuyorum bak. Onu da konuşmuyorum. Ama kimlerle berabersin? Geçen sene vakıf oldum. Dedim zaten sezon bitiyor bilmem ne. Şimdi karıştırmayalım. Belki tevbe ederler. Yok. 1 Ekim'de dersler başlıyor. Yine İsmail Ağa'nın en meşhur hocası Halis Aydemir'le, Görmez'le, Melikşah, orada ne kadar bidat ehli varsa, düzgün bir iki tane çıkar mı çıkmaz mı, çünkü 30'un hakkında da bir incelemen bazılarında yok. Onlara da bakarız. Hemen çıkıyor zaten meydana bidat ehlinin görüşleri. Orada o da var. Ondan sonra yağmur duası. İyiliği emredip kötülükten nehyedecekken, bu adamlara reddiye yapması beklenilirken, İsmail Ağa'nın merkezindeki en büyük medreselerin başıyken, cübbeliyle uğraşmaktan başka bir işleri yokken, milleti meşayihin anasını avradına söven, ayet olsa aklıma bakarım, reddederim diyen, nüzülü Mesih'i hiç şüphem var, böyle ayetler, hadisler var ama sahih de olsa hadisler hüccet değil, hüküm çıkartmaz diyen, efendim bir Halis Aydemir, bir Mehmet Görmez'in bulunduğu ortama adam da bakacak, sarıklı cübbeli, meşhur da bir adam, efendim Mahmud Efendi Hazretleri'nin yakınlarından. Dolayısıyla demek ki buradaki hocalar sağlam, o da girecek oraya. Tamam, o hoca efendi belki yanlış bir şey konuşmayacak ama orada 30-40 tane gibi de değerinin zehirine çoluğumuzu, çocuğumuzu namzet edecek, efendim maruz bırakacak. Vallahi bu kafayla bir yere varamazsınız. Hemen tevbe etmeniz lazım. Efendi Hazretlerimizin ruhaniyetinden özür dilemeniz lazım. Kabri şerifte yatıp ağlayıp sızlamanız lazım. Ondan sonra bütün bu efendinin sevdiklerini sevmeniz lazım. Yerdiklerini yermeniz lazım. Ölçünüz Efendi Hazretleri olması lazım. Ölçünüz, ölçü biriminiz Efendi Hazretleri olması lazım. Başka kimse yok. Ondan sonra velilerimize hürmet ederiz. Salihlerin ellerinden ayaklarından öperiz, suyunu da içeriz. Bizim velilerimizle, büyüklerimizle bir sorunumuz yok. Ama sizin gibi istismarcılarla müşkilatımız çok. Ne anlatayım yani? Ne anlatayım? İşte böyle. Kabul olmuyor. Görüyorsun, dualar kabul olmuyor. Su bitti, bitecek. Gazete diyor ki, ne yapıyorsunuz ya? 1,5 ay diyor kaldı. Yani çok büyük tehlike var. Ve şimdi bir Efendi Hazretleri yok işte. Yok işte. Olsaydı, vallahi billahi yani 100 kere gördüm. Duanın peşine yağıyordu ya. İşte böyle zatları
Şimdi ne kadar bereketsiz kaldık. Allah'ım onun ruhaniyetinden, rabıtası vesilesiyle aynı azami bereketleri fark etmeyi, hissetmeyi, zevken tatmayı cümlemize nasip müyesser eylesin. Onun aşkıyla, muhabbetiyle, sevgisiyle, rabıtasıyla zaten 55 sene daha çoğumuzun yaşayacak ömrü de kalmamış. Hüsnü hatimeyle, iman selametiyle huzuruna iltihak etmeyi nasip müyesser eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sellem.